hanıma Günüz Akkuş'un ifadesi ortaya çıktı. Özel görüntülerimi Sedat Peker'e sattılar. İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Hanıma ağla kaplı Günüz yargılandığı davadaki ifadesi ortaya çıktı. Akkuş, erkek arkadaşıyla konuşmaları ve özel görüntülerinin Sedat Peker'e satıldığını ileri sürdü. İstanbul'da geçtiğimiz yıl Kasım ayında organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan ve elebaş olduğu gerekçesiyle aynı davadan 28 yıl hapis cezası ile yargılanan Günüz Akkuş'un mahkemede verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. 4 kişi hakkında dava açıldı. Sabahtan Arzu Kayan'ın haberine göre sosyal medya üzerinden videolar yayınlayıp birbirlerine savaş açan ve ölüm tehditleri yağdıran iki grup arasındaki davaya Günüz Akkuş'un sözleri damga vurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla işlerinde hanıma alakaplı olarak bilinen, polislikten atılan, aralarında Günüz Akkuş'un da bulunduğu dört isme dava açıldı. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Günüz Akkuş, Cenk ve kardeşi Zafer Çelik'le Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara yer verdi. Sedat Peker'e ve adamlarına satmış, dava kapsamında suç işlemeye alenen tahrik etme, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından 28 yıla kadar hapsi istenen Hanım Ağla kaplı Gündüz Akkuş'un celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı. Akkuş özel görüntüleriyle şantaja uğradığını belirterek şoförlüğümü yapan Fırat Şey isimli şahıs erkek arkadaşım ile mesajlarımı ona attığım özel görüntüleri kendi telefonu atarak bunu para karşılığı Sedat Peker'e ve adamlarına satmış. Sedat Peker de bu görüntüleri kullanarak YouTube'da adamlarına paylaşımlar yaptırdı ve beni sürekli ölümle tehdit etmeye başladı. Ben de devlet büyüklerini konuya dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinde paylaşım yaptım dedi. Can güvenliğim yok. Can güvenli olmadığını da belirten Akkuş paylaşımlarındaki silahlı görüntüleriyle ilgili de açıklama yaptı. Polislik yaptığım dönemlerde çekilmiş olduğum görüntülerdir dedi. Silah ruhsatı başvurusu yapmama engel olan adli kontrol hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum diye konuştu. Mahkeme adli kontrolü kaldırırken sanıkların savunmalarının tamamlanmasını kararlaştırarak davayı erteledi. Peki Günüz Akkuş kimdir? 15 yaşına kadar ailesiyle Almanya'da yaşayan Günüz Akkuş, tatil için gittiği Antalya'da gördüğü motorlu polis ekipleri Yunuslara özenerek polis olmaya karar verdi. Tatil sonrası Almanya'daki ailesinin yanına dönerek polis olabilmek için ailesini ikna ettikten sonra Türkiye'ye geldi ve İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan polis olarak mezun oldu. 2000 yılında Yunus tipinde göreve başlayan Günüz Akkuş, Kısa süre sonra Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev aldı. Polis olduktan sonra arkadaşları tarafından hızlı, atak ve başına buyruk biri olarak tanımlanan Günüz Akkuş, tartıştığı amirinin açtırdığı soruşturmanın ardından kilise sürgün edildi. Daha sonra da aynı amirine tehdit ettiği için meslekten ihraç edildi. Hanıma alakaplı Günüz Akkuş, polislikten atıldıktan sonra İstanbul'a gelerek 20 kişilik bir haraç çetesi kurduğu iddia edildi. İstanbul'un eğlence mekanlarında kendini organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli emniyet amiri olarak tanıtıp haraç isteyen hanıma önce Etiler bölgesindeki küçük barları hedef seçti. Zamanla sosyetenin takıldığı ünlü mekanları da haraca bağladı iddia edildi. Günüz Akkuş son olarak ünlü eğlence merkezi Reyna'yı hedef seçince yakalanmıştı. Bir kişiyi yaralamakla yargılanan Günüz Akkuş 2006 yılında 3 yıl hapis cezası aldı. Hapiste geçirdiği 3 yılın ardındansa 2009 yılında tahliye oldu. 2015 yılında Umre'ye gitti ve tövbe ettiğini söyleyerek kendine yepyeni bir sayfa açtığını ifade etti.